Selamünaleyküm sevgili tarifçilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün acılı sos yapacağım. Tarifini sizlere de vereceğim. İnşallah siz de yapar beğenirsiniz. Ben 3 kilodan vereceğim tarifini. 3 kilo domateste. 3 kilo domatesin 1 kilo kapya biberim var. Bu acı biber. Acıyı sevenler için. Biz acıyı seviyoruz. Onun için 250 gram kadar bir sivri acı biberim var. Burada da bir sivri biberim var. Yarım kilo kadar biberim var burada da. Sarımsağım var 2 baş. Şimdi bunları güzelce çekeceğim rondada. Aşama aşama göstereceğim size. Şimdi bu domateslerimi. Doğramayı da göstereceğim size böyle. Domatesi böyle yaptım. Şöyle. İçini beyaz şeysini aldım. Şöyle sap kısmını. Şöyle de doğradım. Kabukları soymadım domatesin kabuklarını. İsteyen soyabilir, arzuya bağlı. Soymak isterseniz soyun. Rondodan çekeceğim için ben soymaya gerek görmedim. Şimdi bunlar güzelce. Çok güzel bir kahvaltılık sos oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim yapmanızı. Arkadaşlar domatesimi çektim, bitti. Kaynamaya başladı. Bu bir yarım saat kadar kaynatacağım böyle ara ara karıştırıp dibine tutmasın diye. Şimdi kırmızı kapya biberlerimi çekiyorum. Bunları da çektikten sonra bu sivri biberlerimi, acı biberimi, sarımsağımı hepsini çekeceğim. Ondan sonra kattığımı göstereceğim, aşama aşama göstereceğim size. Şimdi bundan sonra da yeşil biberimi çekeceğim bunları. Şimdi yeşil biberlerimi çekiyorum arkadaşlar. Bunlar acı biber. Acı biberler de çekiyor. Şimdi bunun içine sarımsağı katacağım. Sarımsağı da çekeceğim. Hepsini çekeceğim. Burada 2 büyük baş sarımsağım var. Acı biberlerimi, sarımsağımı, sivri biberimi de çektim arkadaşlar böyle. Domatesim de kaynıyor böyle arkadaşlar, bir suyunu çekene kadar kaynatacağım böyle ara ara karıştırıyorum dibine tutmasın diye. Biraz sonra atacağım biberlerimi. 10 dakika daha kaynasın. Yarım saattir kaynıyor arkadaşlar yüksek ateşte. Ara ara karıştırarak böyle kaynattım. Gördüğünüz gibi domatesim suyunu çekmeye başladı. Şimdi biberleri koyacağım. Biberleri çektim. Şimdi bunları ilave ediyorum. Bir yarım saatte böyle kaynayacak bunlarla beraber. Ara ara karıştıracağım böyle. Acılı sosum kaynamaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi zeytinyağını koyacağım. Böyle bir çay bardağı zeytinyağım var. Hakiki zeytinyağı. Onu koyuyorum. Böyle bir çay bardağı da sirkem var. Elma sirkesi. Siz ister üzüm ister elma, hangisi varsa onu koyabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı şekerim var. 1 yemek kaşığı da tuzum var. Bunları böyle bir karıştırayım. Arkadaşlar burada bir de bir bağ maydanozum var. Biraz da nanem var. İster siz dereotu koyup ister maydanoz, nane, hangisini seviyorsanız. Benim maydanozum vardı. Biraz da nane aromasını seviyorum. Nane koydum. Şimdi bunlar böyle karıştırıp 20-25 dakika daha kaynatacağım. Ondan sonra kapatacağım artık. Sosumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oldu. Koyuluğu böyle kıvamı. Şimdi yarım saatte böyle kaynattım. Bütün malzemeleriyle.
Şimdi altını kısıp kavanozlara dolduracağım. Tamamen kapatmayacağım. Sıcak sıcak dolduracağım. Ağzını kapatacağım öyle. Altını kıstım arkadaşlar. Şimdi böyle kısık ateşte. Altı yanmaya devam ediyor. Çünkü sıcak sıcak dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle kapaklarını yıkadım, temizledim böyle. Böyle iki geri ileri yapıp bırakıyorum. Evet, acılı sosum bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar oldu. Rabbim ağız tadıyla yedirsin inşallah. Beğendiyseniz yorum yapın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.